Herkese merhabalar arkadaşlar. Önce kameramızı sabitleştirelim. Şu akort olayı hakkında sorular vardı. Onlara hızlıca geçelim. Bilmeyip anlamayan ya da haberdar olmayan arkadaşlar için hemen notayı kısaca geçelim. Çünkü çok soruluyor. Nota bilmesem bağlama çalamaz mıyım? Arkadaşlar, nota bilip bilmemenizin hiçbir önemi yok. İstediğiniz enstrümanı çalabilirsiniz. Bunun notayla motayla hiçbir alakası yok. Nota bilmediğiniz size bir enstrümanı çalmakta hiç faydası olmaz. Yani nota, çok iyi nota okuyor olmanız, solfej yapıyor olmanız hiçbir şey demek değildir. Yani çünkü nota icat edilmeden de müzik vardı. Müzik o zaman da yapılıyordu. Nota müzikten daha sonra başlamıştır arkadaşlar. Sebebi ben şöyle anlatayım. Bizim eserlerimizde halk müziği eserleri genelde daha küçük eserler olduğu için notaya çok fazla ihtiyaç duymadık arkadaşlar. Söz ağırlıklı bir müzik dalıdır halk müziği. Ama Batı klasik müziği sorarsanız eğer sözden çok müzik ağırlıklı olduğu için ve eserler çok uzun olduğu için eserlerin kaybolmasını engellemek için, eserlerin aktarımını, eserlerin taşınmasını bir yerden başka bir yere gitmesi için yapılmış bir olay. Bu Doğu topraklarında daha çok kulaktan ve ağızdan yapılıyor arkadaşlar. Buna derleme diyoruz. Tabii daha sonra derleme son 100-150 yıllık bir periyotta artık notasyona geçirildi. Bu kötü bir şey mi? Hayır arkadaşlar. Şimdi bu konuşmadan şöyle saçma bir sonuç çıkarmayın. Nota hiçbir şeydir. Notayı bilmek bir şey değildir vesaire gibi saçma sapan bir şey çıkarmayın. Bunun söylememin sebebi notasız da bağlama çalabilirsiniz arkadaşlar. Nota bilmek zorunda değilsiniz ama nota bilmek her zaman artıdır arkadaşlar. İyi solfej yapabilmek artıdır arkadaşlar. Halk müziği nazariyatını biliyor olmanız artıdır arkadaşlar. Bu başka bir dildir çünkü arkadaşlar. Yani başka bir dile vakıf olmuşsunuz demektir. Yani nota çok önemlidir. Ama ilk başta nota bilmiyorum ama bağlamam var. Çalarsınız arkadaşlar, tamam. Aşık Veysel görme engelliydi. Nota bilmiyordu, çalıyordu, söylüyordu, yazıyordu da. Yani ondan örnek alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kesinlikle nota hiçbir şeydir demek anlamına gelmez. Nota ve nazariyat konusunda, halk müziği nazariyatı konusunda muhakkak suretle kendinizi geliştirin arkadaşlar. Yani teknik olarak da kendinizi geliştirin, cebinize koyun, dursun, çok önemli bir şey arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi notaları nasıl öğreneceğiz? Bu notayı yazan arkadaşlar bazı söylentiler var arkadaşlar. Bazı kaynaklarda milattan önce rahiplerin bunu bulduğunu vesaire, işte Do Dominos, dünyayı domine eden nota vesaire gibi öyle şeylerle bulduğunu söylüyorlar. Kimileri işte milattan sonra, barok döneminden biraz daha, birkaç yüzyıl daha önce kilise müzisyenlerinin bulduğunu, yazdığını vesaire söylüyor. Değişik varyasyonları var bu bilgilerin arkadaşlar. Onu araştırın, hangisine güveniyorsanız ona inanabilirsiniz. Şu anda konumuz o değil zaten. Önemi de yok bence. Bu arada kilise müzisyeni dediğimiz zaman böyle sürekli ilahiler falan filan yazan şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü dünyanın yetiştirmiş olduğu en büyük müzisyenler hemen hemen tamamı, hemen hemen diyorum, hepsi değil, hemen hemen tamamı kilise müzisyenleri arkadaşlar. Kilise çünkü o dönemde çok etkili bir güçtü. Onların en tanınmışı Vivaldi'dir mesela arkadaşlar. Vivaldi papazdır aynı zamanda. O dört mevsimi çok meşhurdur. Keman Yaylı grubu için yazdığı Four Seasons eseri. Ama Vivaldi mesela kilise müzisyeniydi ve papazdı. Öyle düşünün. Ama müziğe yetkinlerdi. Sanırım burası anlaşıldı arkadaşlar. Burayı geçelim. Yani nota gerekli mi, gereksiz mi? Nota gerekli ama olmasa da bağlamaya başlayıp çalabilirsiniz arkadaşlar. Ama muhakkak nazariyat öğrenin arkadaşlar. Muhakkak nazariyat öğrenin. Benim kulağım iyidir. Öyle bir saçmalık yok. Bu müzik kulağım iyidir muhabbetine sonra geleceğiz. Onu bir derste anlatacağım. Öyle saçmalayanlar var çünkü. Onları da anlatacağım arkadaşlar. Her neyse, bu arkadaşlar notaları yazarken daha anlaşılabilir olsun diye arkadaşlar harflere notaların isimlerini vermişler. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, A, B, C, D, E, F, G. İlk harfimiz A,
Önüne L koyduğumuzda La notasını buluruz. Bu çok pratik bir yöntem arkadaşlar. F, arkasına A koyduğumuzda Fa notasını buluyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Bunu niye anlatıyoruz? Akort yapmak için kullandığınız cihazlarda bunları göreceksiniz arkadaşlar. Onlar La, Si, Do diye falan gelmiyor tünörlerde. Şöyle cihazlar var ya, küçük cihazlar. Bir de bunların yanında şöyle rakamlar geliyor. C, 3, C, 4 gibi. Bağlamada zaten göreceğiniz rakam sayısı 2'dir. Bunlar da 3 ve 4'tür arkadaşlar. 3 ve 4. Şimdi bu 3 ve 4 ne manaya geliyor? Şu manaya geliyor arkadaşlar. Evrenselde akort yapmak için referans alınan enstrüman piyano arkadaşlar. Yani bütün enstrümanlar piyanodan ses alır. Diğer enstrümanların tamamı piyanoya göre akort edilir. Ve piyanodaki oktav aralığının neresindeyse o ses numarası, yani o oktav numarası diyelim, o oktav sırasıyla akort edilir. Ne demek istiyoruz? İşte birinci oktav, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci oktav diyelim. Yani sekizinci oktav olmaz da. Bizi ilgilendiren kısım 3 ve 4 arkadaşlar. Genelleme yapacak olursak bağlama enstrümanının ton aralığı piyano enstrümanının ton aralığının 3. ve 4. oktavındadır arkadaşlar. Yani 3 ile 4'e tekabül eder. Tünörünüzde, akort cihazınızda gördüğünüz o 3 ile 4 rakamı bu manaya gelir arkadaşlar. 3 daha pes, 4 daha dik manasına gelir. Anlaştık mı arkadaşlar? Sanırım burayı da anladık. Şimdi diğer derste anlatmıştık işte bağlamanın, kısa sap bağlamanın akort düzenini. Şimdi elimizde iki tane bağlama var. Bir tanesi 40.5, bir tanesi 43, biri si bemolde, bir de do'da. Akortlarına bakacağız. Ne olduğuna, do niye, nasıl do oluyor? İşte si bemol nasıl, niye si bemol oluyor? Şimdi önce tel kalibrasyonumuzu yazalım arkadaşlar. Tekne boyumuz 40.5 tekne boyu. Tel boyu 72. Bunu soranlar olmuştu arkadaşlar. Akordumuz yazalım. Tekne boyumuz 40.5, tel boyumuz 72. Buna da tel çapı diyelim. 0 18. Anlaştık mı arkadaşlar? Akordumuz do'da. Anlaştık mı arkadaşlar? Akordumuz do. Namı diğer C. Şimdi standart bağlamadan bahsediyoruz arkadaşlar. Klasik kullandığımız 2.5-1 ses aralığı. Şimdi 2.5-1 ses ne demiştik? Şöyle demiştik. Onu tahtada anlatmıştım. Anlamayan arkadaşlar olmuş. Şimdi kararımız do ama bağlama çalarken genelde öğreticiler her zaman şunu alırlar. Alt tel re. Yani portrede re gördüğün yerde alt teli boş tınlat. Evrenselde bu tınlattığımız ses re sesi değil arkadaşlar. Tamam. Ama biz bunu re tınlatıyormuş gibi tınlatıyoruz. İşte buna da halk müziğinde göçürme ya da transpoze diyoruz. Yani re tınlatmıyoruz. Aslında şu anda 1.5 ses üzerindeyiz. Fa tınlatıyoruz. Ama re gördüğümüz yerde bu sesi çıkarıyoruz. O yüzden bunu re olarak alıyoruz arkadaşlar. Tamam. Re olarak alıyoruz. Şimdi mekanik olarak anlatacağız. Daha sonra sessel olarak anlatacağız. Sanırım böyle anlaşılır. Re, mi, fa, sol. Yani mi, fa, sol şu beşli aralığı.
Bizim akort yapacağımız yer şu beşli aralığı. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bunu re'ye çektik. Alt telimiz re. Daha sonra ne yapıyorduk? 2,5 ses. Mi, fa, 1,5, sol, 2,5. Hangi perdeye geliyor? 7. perdeye geliyor. 7. perdede neyi tınlatıyorsa orta boş telde aynı sesi çıkarmamız lazım arkadaşlar. Şimdi 2,5 ses dediğim olayı umarım anlamışsınızdır. Diğer derslerde bağlamadaki perdeleri nasıl sayacağımızı anlatacağım. O zaman daha net anlaşılacak bu. Tamam mı arkadaşlar? Şey diyelim. Boş tel, alt tel, alt boş tınlattık. İç ses, herhangi bir ses. Hiç fark etmez. Tekne boyuna göre değişen bir şey bu. X, orta tele Y diyelim. Y'yi bulabilmek için X'ten 7 perde iniyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orta telin sesini buluyoruz. Şimdi bunu kulaktan yapıyorsanız sıkıntı yok arkadaşlar. Yalnız tünörle yaptığınız zaman, akort cihazıyla yaptığınız zaman şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız. Bunu zaten ilk bam telinde fark edersiniz. Alt teli tınlattığınızda herhangi bir ses, alt çelik teli 0-18 teli tınlattığınızda çıkan harfin yanında 4 yazar arkadaşlar. Mesela alt teli fa'ya çekiyorsanız orada f 4 yazar. İkinci teli tınlattığınızda yine f 4 yazar. Bam teline geçtiğiniz zaman f 3 yazar arkadaşlar. Anlaştık mı? Daha önceki videolarda anlatmıştım. Bütün telleri kesinlikle akort cihazıyla akortlamayın arkadaşlar. Bir telden gidin. Daha sonra diğer tellerin akordunu kulakla yapın demiştim. Onun sebebi bu. Çünkü cihaz da aynı şeyi algılamayacak. Çünkü bir oktavda, biri diğer oktavda. Anlaştık mı? Bunun nedeni de bam telinin kalibrasyon değeri arkadaşlar. Bam telinin çapı. Çap kalınlaştığı için ses pesleşiyor ve bir üst oktava gidiyor. Bir üst dediğim bir pes sese gidiyor. O yüzden alt teliniz A diyoruz. Örneğin A4, A4, A3. Anlaştık mı arkadaşlar? Oradaki rakamsal değerler bu manaya gelir. Aynı şey üst telde de vardır. Bu da mesela C3. Pardon, C4, C3. Alt ince çelik tel, C4 daha dik. Onun üzerindeki bam teli daha kalın, kalibrasyonu 0.50 mm çapında. C3. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden tünörle akort yaparken bunlara dikkat etmeniz lazım. Mümkün mertebe bu tellerde, çelik telde ses aldığınız zaman diğer telleri kulakla yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Şimdi elimizdeki karar sesini de anlatalım. Pardon. Daha anlaşılır olur. Kısa sapta karar sesi dediğiniz ses üst boş teliniz neyse odur arkadaşlar. Benim şu anda 40,5 tekne, 72 tel boyu, 0.18 tel kalibrasyonu olan sazımdaki karar sesim do. Ben bunu do sesi üzerinden çalacağım. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama dediğim gibi portrede siz la gördüğünüz yerde do'yu tınlatacaksınız. Buna biz do karardan çalma diyoruz arkadaşlar. Sanırım bu da anlaşıldı. Şimdi perde olayına ya da diğer
diğer derste mi geçelim? O biraz karmaşık olur. Diğer sazımıza geçelim. Bu daha mantıklı olacak arkadaşlar. Perdeyi başka bir bölümde anlatalım. Perde sayma olayını. Elimizde bu sefer de 43 tekmeli saz var. Kombinasyonları deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu yazalım. Bunu arkadaşlar sormuştu. Tekne boyu Şu anda bu sazda da si bemol akordundayız. Si bemol karar sesi ne demek? Üst teli boşta tınlattığım zaman si bemol sesi alıyor olmam lazım. Birazcık var ama teknik olarak açıklaması bu. Kısa sap akordumu yine nasıl yaptım? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Alt teli re kabul ediyorum. Tekne boyu fark etmiyor arkadaşlar. Re kabul ediyorum. 1, 2, 3. perdem şöyle tutayım. Burası perde arkadaşlar. 1, 2, 3. perdem mi, 4. perdem fa, 5, 6, 7. 7. perdem sol. Yani orta teli ne yapacağım? Buranın sesine denk getireceğim. Yani 7. perde neyse orta telim boşta onu tınlatacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi kısa sapta standart akordun üst telini de anlatayım. Diğer sazda anlatmamıştık. Hani bir ses demiştik ya. Şöyle sayıyoruz onu da. Orta tele geldik. Orta telimizi ayarladık. 1, 2, 3. Bu perdeye ayarlıyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Yani alt teli herhangi bir sese çektiniz. Herhangi bir sese, X sesine. Sonra sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu perdeye akord ediyorsunuz. Sonra orta tele geçiyorsunuz. 1, 2, 3 ve buraya akord ediyorsunuz. Şimdi bu sazı aklınızda tutun arkadaşlar. Bu sazla 4-5 tane ders işleyeceğiz. Bam teli takacağız. Ters telleme yapacağız. Çapraz akord yapacağız. Misket akordu yapacağız. Bu saz ona müsait. Sahibi de sağ olsun izin verdi. Birazcık bende kalacak. Çok teşekkür ediyorum ona da ayrıca. Böyle bir şeye izin verdiği için. Bitirdim de göndermedim. Bu sazın üzerinde o denemelerin hepsini yapacağız. Ters telleme yapacağız diğer derste. Önce perdeyi de anlatalım. Bu sazı aklınızda tutun arkadaşlar. Tamam. Diğer dersleri bu sazla işleyeceğiz. Anlaştık mı? 43 tekneli maunla işleyeceğiz. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.